beni özlediniz mi? Sessiz çöllerin derin sükunetinde Sarranit Sultanlığının altın sarayları yükseliyordu. Kuant, çölün sonsuz kumlarına ayak basarken Sultan Hakim'in gözleri onun üzerindeydi. Sultanın varlığı çöllerin üzerine bir büyülü perde gibi düşmüştü. Kuant, sıcak rüzgarların gizemiyle çevriliydi ve alaycı tavrının ardında büyük bir yürek saklıydı. Kimdi bu orospu çocuğu acaba? Hikayesi neydi? Sultanın huzurunda Kuant bükemediği başını eğdi. Gözleri, hakimin etkileyici görkemine hayranlıkla kaydı. Sultan istese, verecek, o kadar etkilenmişti. Sultan Hakim, onun bağlılık yemini etmesini bekliyordu. Diz çöküp ihanetsizliğe ant içtiği an, çölün rüzgarları onun yeminini taşıdı. Kuant artık sultanın gölgesinde bir parıltıydı. Sadece şimdilik, zaman neler gösterecek, bekleyip görecekti herkes. Sultanın gözdesi olarak, Kuant bir dizi görev üstlendi. Gergin görünüşlü adamları sikti. Şehirlerden vergiler topladı. Hanlarda, kavgacı sarhoşları sikertme kebabı yaptı. Sultanın iradesini yerine getirirken, çöllerde kendi efsanesini inşa etmeye devam etti. Kızgın güneşin altında kılsız bir daşşak gibi parlıyordu. Düşmanları avlamak, onun lezzetli bir hazzıydı. Ama görevler sadece kumların üstündeki ayak izleriydi. Asıl sınav, başkent Şariz arenalarında ve sokaklarında başlayacaktı. Bir tesadüf sonucu, sultanlık başkentinde düzenlenen büyük bir turnuva ile karşılaştı Kuant. Kumların üstünde çarpışırken, kahramanlık tınıları tüm arenayı sardı. Seyirciler, sadece Kuant için tezahürat ediyordu ilk dövüşlerin ardından. Kuant anamızı sik diye bağırıyordu tüm şari halkı. Okları uçsuz, kılıcı paslıydı, vurduğu kişi tetanozdan ölürdü, rakiplerini bir alt etti. İşte o an, her gözün Kuant'a kaydığını hissetti. Alaycı gülüşü, ağzından savaşırken bile düşürmediği cigarası, daşşaklı mı daşşaklı ve hünerli, herkesin gözünde bir efsaneye dönüşüyordu. Turnuvayı kazandıktan sonra, şehirde dolaşırken karşılaştı gözleri o Lady ile. O an, çöllerdeki en değerli inci gibi parıldadı gözleri. İlk görüşte aşk, onu derin bir girdaba çekti. Napıp ne edip bu Lady'ye, yorgun düşmüş binek atına biner gibi binmeliydi. Kalbi çöllerin rüzgarlarıyla dans ederken, adı, Lady Asuman olarak kulağına geldi. İkisi de çölde kaybolmuştu ama birbirlerinde bulmuşlardı. Turnuvanın günü, Kuant'ın etrafını bir grup yoldaşla çevirmesine yardımcı oldu. Dün selam verse kimsenin sikine takmayacağı bir adamken, bir anda Spartakus oldu bizimki. Köylerden ve şehirlerden gelen cesur adamlar, onun yanında yer aldı. Amacı büyüktü, Rodok krallığını tamamen yok etmek. Küçükken Rodok lordları bir ziyafet esnasında Kuant'a toplu tecavüz ettikleri için, Kuant tüm Rodok krallığını yok etmeye yemin etmişti. Fakat bunu tek başına yapamazdı, henüz. Yanına Sarranid'in gücünü alması gerektiğini biliyordu. Sinsi bir orospu çocuğu, Sultan Hakim'in gözüne girmek için onların direncini kırmak, onun göreviydi artık. Kumların çatışmasında, Rodok lordlarına karşı Kuant ve adamları destansı savaşlara girdi. Kuant ne zaman karşısında bir Rodok askeri görse, kendisini siken Rodok lordlarını görür gibi oluyor, acımasızca önüne geleni doğruyordu. Ok ve kılıç düşmanları alt ederken, Kuant'ın hüneri adeta bir rüzgar gibi esiyordu. Düşman lordları esir alınıyor, esirlere kampta kusturmalı yapıyorlardı. Zaferin çölde yankısı ve esir lordların çığlıkları yükseliyordu. Ancak asıl sınav, Rodok kalesine karşıydı. Kalede düşmanın sayısı Kuant'ınkini ikiye katlıyordu. Kale surlarına dizilmiş Rodok keskin nişancıları, bir geldi ananı sikek Kuant diye bekliyordu. Savunma sistemleri, çölün rüzgarlarını bile dikkate almış gibi görünüyordu. Kuant, cesaretini ve hünerini toplayarak kaleye saldırdı. Çatışma, çölün altın kumlarına destansı bir kanlı leke gibi yayıldı. Kuant ve adamları, kumların üzerinde birer gölge gibi ilerledi. Savaşın yoğunluğu, her adımda yüreklerini dolduruyordu. Kılıçlar ve oklar, çatışmanın bir yıldırım gibi yanıp geçmesine neden oluyordu. Kuant'ın liderliğindeki cesaret, çölde bir fırtına gibi yankılandı. Uzun süren çatışmalardan sonra, kale ele geçirildi. Kuant ve adamları, kale surlarını aşarak içeri daldı. Düşmanın son direnci kırıldı, kumlar kanla boyandı. Kuant, yüksek bir kuleye tırmandı ve savaşın sonunu gördü.
Kılıcı yüksek kaldı, zaferin gururu içinde parladı. Düşmanın anasını sikmişti. Ele geçirilen kalede hak iddia etmeyen Kuant, ele geçirilen toprakları Sultan Hakim adına ilan etti. Haber kısa sürede yayıldı, çöllerin korkulu gölgesi, gerçek bir kebap ustası, Lady babalarının korkulu rüyası, artık Kuant efsanesi dolmuştu. Sultanın gözdesi, çöllerin kalbinde destanların kahramanıydı. Devamı gelecek. Abone olun amına koduklarım.